74. Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin sonuncu günündəyik və hazırda mənim həmsöhbətim Türkiyə Kosmik Agentliyinin rəhbəri Sərdar Hüseyn Yıldırımdır. Bir neçə dəqiqə öncə burada sərgi pavilyonunda ən yaxşı stendin mükafatlandırılması mərasimi keçirildi və qaliblərdən biri də məhz Türkiyə, qardaş Türkiyə oldu. Daha ətraflı istərdik Sərdar Hüseyn Yıldırımın özü tamaşaçılarımıza məlumat versin. Xoş gördük sizi Bakı Kongresində, doğma evinizdə və əlbəttə ki, sizi təbrik edirik. İstərdik, bax, bu təqdim etdiyiniz və burada stend barədə məlumat verəsiniz. Siz baş mükafatı qazandınız və istərdik, bax, bu stendin əhəmiyyəti, onun digər rəqibləri barədə, yəni hansı üstünlükləri ilə seçildi bu stend? Teşekkür ederim. Bir kere Bakü'de olmaktan çok mutluyuz, onu söyleyeyim. Bakü benim şahsen çok sevdiğim bir şehir. Hakikaten kardeş bir ülkenin kardeş çocukları, hep beraberiz. Onun için çok mutluyum. Önce onu ifade edeyim. Standımız, biz buraya çok güçlü bir ekiple geldik. Çünkü kardeş ülkede çok kuvvetli bir temsil istedik. Ve onun için de güçlü bir stand kurduk. Kardeşlerimizle beraber buradaydık. Şimdi şu görüldü. Niye biz bu ödülü alabildik? Çünkü hakikaten çok aktif, networking yapan, her dakika buradan geçildiğinde birilerinin konuştuğu, toplantı yaptığı, izahat verdiği bir stand olduğu görülmüş. Bu değerlendirilmiş yönetim tarafından. Dolayısıyla bu ödülü hak ettiğimizi söylediler ki bence de hak ettik diye düşünüyorum. Bundan dolayı çok mutluyum. Ama biz başka bir ödül daha aldık. Onu da ilave edeyim. Biz burada Türkiye Uzay Ajansı, Kozmik Agentlik olarak bu toplantıyı 2026. yılda Türkiye'de yapmak üzere adaydık. Aday ülkeydi. Artık bu tesliklendi. Evet. Şimdi bu toplantıda, sabahki genel kurulda bu toplantıda bu talebimiz kabul edildi ve biz seçildik. Rakibimiz de vardı. Polonya'da adaydı ama biz kazandık. Antalya'da inşallah 2026. yılda bunu yapacağız ve o zaman da Azerbaycan güçlü bir şekilde katılmış olacak inşallah ve bunu devam ettiriyoruz. Ve bu insanlar da, yani tesadüfi değil, support Antalya. Evet, bu toplantı ISE, işte bu Astronautica Kongres diye geçiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bunun biz kazanmak için bunu desteklediğimizi gösteren butonlarımızı hazırlamıştık ve hamdolsun kazandık. Ve burada elbette Türkiye Kosmik Agentliği bir sıra şirketlerle müşterek, yani Türkiye şirketlerine müşterek çalıştı bu stentlerde. İsterdi imumi malumat vererdiniz ki neler takdim oldu bu stentlerde? Bizim bir milli uzay programımız var. Kozmik program. 10 tane büyük hedefle yürüdüğümüz. Bu konuların birçoğunda da biz Azer Kozmos'la da işbirliği yapıyoruz. Zaten beraber çalışıyoruz. Sadece o da değil. Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki diğer kardeş ülkelerle de yapıyoruz bunları. Şimdi burada bizimle beraber mesela TAI var. Türkiye'nin aerospace şirketi. İşte Aselsan var. Yine aynı şekilde elektronik üzerine çalışan çok büyük bir şirket. TÜBİTAK var. Türkiye'nin araştırma grubu. Delta V var. Roketsan var. Roket yapan firmalar. Velhasıl çok geniş bir ekiple geldik buraya. Tabii TUA bir çatı organizasyonudur. Esas sorumlu olan TUA'dır. Burada temsili biz yapıyoruz. Ama bütün bu paydaşlarımızla Planes var. Biraz evvel de gördüğünüz gibi çok sayıda uydu yapan, fırlatan bir şirketimiz. Yani Türkiye çok hızlı bir şekilde uzayda ilerliyor. Ama kardeşlerimizle beraber bunu yapacağız ve daha güçlü olacağız. Teşekkür ederim ve bir daha tebrik ederim. Ben teşekkür ederim. Ve gidelim ki hem söhbətimiz Türkiye Kosmik Agentliğinin rehberi Sərdar Hüseyn Yıldırımıydı. Biz ise Real Komandası olarak 74. Beynəlxalq Astronavtika Kongresinden yayınlarımızı devam edirik.